Saygılar dostlar, bugünün konusu çok önemli bir konu. Bugünün konusu balık verimi arkadaşlar, tüberküloz balık verimi. Bu balık verimi arkadaşlar bir bakteri türüdür ve balığın sistemine girdikten sonra tedavi etmeyi imkansız kılan benzersiz bir dış koruyucu kaplamaya sahiptir arkadaşlar. Enfeksiyonlar farklı görünecek herhangi bir klinik bulgusu göstermeyebilir. Ve bu önemli bir hastalıktır ve bunun anlamı ise açık yaralara geçmektir arkadaşlar. Balık veremi insanlarda açık yaralardan da bulaşabiliyor balığınızda. Balık veremi, tüberküloz varsa arkadaşlar buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Konu biraz uzun olacak. Bu konu önemli bir konu. Sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ediyorum. İnsanlar için tüberküloz ciddi bir hastalıktır. Ve günümüzde bile tedavisi uzun ve zor olmaya devam etmektedir. Hastalık akciğer dokusuna zarar verir ve ölüme yol açabilir. Düzenli olmayan bir tedavi ise ilaçlara karşı bağışıklığa neden olabilir. Maalesef ilaçlara doğal olarak dirençli bir tüberküloz hastalığı türü de vardır arkadaşlar. Birçok ülkede salgın olarak yayılabilen bu son derece bulaşıcı tüberküloz balıkları etkileyen tüberküloz da aynı şey değildir arkadaşlar. Bundan korkmayın. Ama siz gene de ellerinizi yıkayın. Akvaryumunu temizledikten sonra her iki hastalığa da yakalandıktan ilk işin bakteriler neden oluyor arkadaşlar. İnsanda tüberküloz balıklarda ise mikobacterium arkadaşlar. Dilim dönmüyor, kusura bakmayın. Hayvanlardan insanlara atlayabilen bir hastalıktır. Bu tüberküloz bir hastalık olduğu için balık tüberkülozu akvaryumdaki yaşamı tahrip edebilir ve insanlarda kalıcı cilt enfeksiyonlarına neden olabilir. Bir insanda çiçek hastalığına benzer yaralar açabiliyor arkadaşlar. Belirtileri bu şekilde ve bu yaralara akvaryum granulomi deniliyor. Bu bakteriler bizim akvaryumumuza nereden bulaşabilir? Bunlardan biraz size bahsedeceğim. 4 ana madde halinde. Yeni enfekte balık ekleme. Belirtileri gecikebilir ve bir balığın sağlıklı görünmesini sağlayabilir arkadaşlar. İkinci maddemiz ise yeni balık sağlıklıdır ancak bakteri satıldığı su torbasından bulaşabilir arkadaşlar. Hani getiriyoruz ya suyun içinde, oradan da bulaşabilir. Üçüncü maddemiz ise yeni balıkların daha önce beslendiği yemlerle bulaşabilir. Dördüncü maddemiz ise başka bir taşıyıcının enfekte olmuş ekipmanını kullanmak arkadaşlar. Başka bir balığın enfekte olmuş akvaryumundan sizin akvaryumunuza aktarmanızdır arkadaşlar ekipmanı. Marinum bakterisi bir akvaryumda yaşayabilir ve toptan yıkıma neden olmaz arkadaşlar. Bakterinin bir yaraya girmesi için balıklarımızın genetik olarak zayıf olması gerekiyor. Stres altında olması veya diğer bakteriler enfeksiyonlarından muzdarip olması gibi durumlar gerekiyor arkadaşlar. Bakterilerin bizim akvaryumumuzda nereden bulaşabilir bak konusu buydu. Balık veremi belirtileri nedir arkadaşlar? Balık tüberkülozunun doğru bir şekilde teşhis edilmesi gerektiğini anlamak önemlidir arkadaşlar. Benzer veya özdeş semptomları olan başka durumlar ve hastalıklar da vardır. Yanlış teşhis ve yanlış tedavi sonucu muhtemelen balığımızın ölümüne sebep olabiliriz arkadaşlar. Balık vereminin klasik belirtileri şunlardır. İncelme eğilimi balık vereminin belirtilerinin en belirgin semptomlarından biridir. Yamuk yumuk olur arkadaşlar. Zaten resimlerde de size slide şeklinde koyacağım. Vücuttaki beyaz büyüme ve lezyonlar arkadaşlar, hacim kaybı, vücutta renk değişikliği, deformasyonlar, özellikle omurgada oluşanlar, ödemler, yüzgeçlerde veya kafada oluşan ülserler, şişik gözler, biri veya her ikisi. Anormal davranışlar arkadaşlar. Elimizde herhangi açık bir yara varsa akvaryumu temizlerken Marinum bakterisine yakalanabiliriz. Bakteri buradan cildimize girer ve mor lezyonlara neden olur arkadaşlar. Antibiyotiklerle tedavi edebilmenin en yararlısı odur arkadaşlar. İnsanda bulaşma riski yoktur antibiyotikle tedavi edildiği zaman balık. Balık veremi nasıl tedavi edilecek konusuna gelecek olursak arkadaşlar, Marinum'un
İnsan verimiyle ortak bir yanı vardır. Tedavisi uzun ve zordur. Ne yazık ki satın alınan çoğu antibakteriyel ürün tedavi için yeterli olmayacaktır. Hastalık başarılı bir şekilde teşhis edildikten sonra bazen bir veterinerin yardımı ile ilaçlar ve yapılacak değişikliklere hazırlıklar yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu nedenle de çoğu insan yeni bir akvaryum ile temiz bir başlangıç yapmayı seçer. Ancak akvaryumları atmak veya balıklara ön anestezi yapmak istemeyenler için çeşitli seçenekler de mevcuttur arkadaşlar. Birinci seçeneğimiz yoğun bakım akvaryumu. Akvaryumlarımızdaki septomatik balıkları karantinaya almak için ayrı bir yoğun bakım akvaryumu kurmanız gerekiyor. Karantina akvaryumu yani. Bulaşma riskini önlemek için ana akvaryumla hiç paylaşmayan ekipmanlarla yapılması gerekiyor. Yani yeni ekipmanlarla. Tüberküloz hastalığına sahip olan balıklarımız mümkün olduğunca stres hissetmemelidir arkadaşlar. Çünkü stres onları rahatsız edici en büyük unsurdur. Balıklarımızın bitki örtüsünü ve saklanma yerleri seviyorsa bakım akvaryumunda bol miktarda olduğundan emin olmamız gerekiyor. Su koşullarının ve sıcaklığın türlere uygun olmasını sağlayın ve ardından balıkları gözlemleyin. Arkadaşlar tedavi veya yazılı bir günlük hasta balıkları tedavi sürecini takip etmenize yardımcı olacaktır. Yani yazılı bir liste yapın. Gün gün takip edin arkadaşlar. İkinci maddemiz ise ana akvaryum. Hasta balıkları ana tanktan çıkardıktan sonra ana tankı temizleyip iyice temizleyin. Diğer balıklar bize sağlıklı görünseler bile onları gözlem altında tutmamız gerekiyor. Bununla birlikte çoğu insan herhangi bir riski almamayı tercih eder. Akvaryum içindeki tasarım elemanları ve bitkileri değiştirin komple arkadaşlar. Akvaryum ve ekipman sterilize edilir. Yani sterilize edilmeniz gerekiyor. Ve balıklara onları en iyi durumda tutmak için bir takviye verilebilir. Bunlar nedir? İlaçlardır arkadaşlar. Doğru ilaçlardan biraz bahsedeyim. Doğru antibiyotikleri kullanır ve atlatırsanız ve ucuz evcil hayvan mağazalı ürünleri veya ev ilaçları kullanırsak balıklarımızın hayatta kalma oranları yok denecek kadar aza iner. Balık verimi için mevcut olan en iyi antibiyotik tedavilerinden üçü neomisin, kanamisin ve isoleksindir arkadaşlar. Bununla birlikte bunların nasıl ve hangi kombinasyonda uygulanacağı konusunda uzman veterinerler tarafından danışmanız gerekiyor arkadaşlar. Bugünün konusu bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Bay bay.